İn aşağı, 20 dakika kimse gelmez. Şuna bak. Sanki babasının ofisi. Aynen. Aslında annesinin ofisi. Geçmiş olsun. Gözüne ne oldu? Size ne? Ve hayırdır? Haberler sende Tuna. Aradığınız gıybete şu anda ulaşılamıyor. Zira başkalarının çekmecelerini karıştırmayı bıraktığınız anda belki... O zaman sen de bizimle oyun oynamayacaksın. Asena Hanım'ın herkesten gizlediği oğlunun sen olduğunu biliyoruz. Asena'nın oğlu mu? Buket'cim, sinirlenmeye ve sertliğe hiç gerek yok. Sonuçta hepimiz medeni insanlarız, öyle değil mi? Kaldığın yeri araştırdım. 5 yıldızlı otelin bir suit dairesi. Editör maaşın bunlara yetiyor mu? He, söyle! Aa! Oğlum siz manyaksınız. İyi maşallah. Ama manyaklık konusunda benim çok merak ettiğim bir şey. Nevrotik bir şey ya. İç dünyaya, dış dünyaya dengesi şaşıyor ya. Sizinki ne kadar şaşmış onu merak ediyorum. Bulaşıcı mı bir de? Gözlüğün elimizde. Daha fazla uzatma istersen. Bizi de uğraştırma. Bu kadar insan çalışıyor burada. Bu kadar zamandır. Hiç kimse hiçbir şey size... Helal olsun ya. Asena'nın sakladığı oğlu benim. Başardık. Ama hemen sevinmeyin. Neden mi? Çünkü bu sırrı bilen ya kör oluyor ya da kovuluyor. Alo. Şey, güvenlik mi? Evet, buradan işten çıkarılan 2 tane arkadaş var arkadaşım. Gelip alabilir misin onları? Mersi. Tuna, sen ne saçmalıyorsun? Yani ben bu şirket için yıllarımı verdim. Yani benim bu şirketten başka hiçbir hayatım yok ki. Ama bizim hiçbir kötü niyetimiz yoktu ki Tuna yani. Yani Tuna Bey... Hani diyorum ki sonuçta kira şaka değil mi? Çıkarken bilgisayarlara dokunmayın, ziraanlar incelemeye alınacaklar. Benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Hmm, biri güvenliği mi çağırdı? Onun yerine ben size çağırırım. Ver Gazi, ver. Ver bu hanımefendilere çayı da şekerli olsun. Zira tavşanlar kendilerine gelsinler. Şaka şaka şaka, hadi gidin tamam, şaka yaptım. Oldu bir kere, yaptım. Tuna! Eşek Hanımcığım, benim bu... Gazi, şu an hiç yeri ve zamanı değil Gazi. Ya ama beni de bir sorgulasaydınız ya. Ya vallahi çok sorgulanmak istiyorum ya. İyi, ben bir kendimi sorgulatayım. Burası mı? Tuna'nın 2 saatlik hayat hikayesi turuna hoş geldiniz. Bir cümleye sığıyor ama... içinden taşıyor insanı. Öyle. Dışarıdan gördüğümüz standart kamu binası. Ama içi... içi ağırdır. Alt dudağın titreyip gözün dolmaya başladığı zaman kendini tutma. Sal. Bırak gitsin. Şimdi... Üç, 2, 1. Dünyanın en klişe ama en gerçek anı Michael.
Kim çikolata ister? Kadın ver. Hani çantam? Çocuklar, çocuklar yeter artık. Biraz rahat bırakın artık. Birazcık rahat bırakın artık. Oo, misafirin mi var Hayta? Azat oğlum. Dünyanın en çakal, en lazerli güvenlik sisteminden bile daha iyi. Haberi olmadan buraya karınca daha giremez. Merhaba, ben Deniz. Merhaba, hoş geldin kızım. Bu keratayı çocukluğundan beri tanırım. Ne zaman buraya gelse ortalığı dağıtır gider. Korkmamışsın. İlk defa birisini getiriyor yandama. Niye getirdin bu kızı Tuna? Sevgilin mi yoksa? Vallahi Esra'cığım bilmem. Kendisine sormak lazım Zira. Niye böyle yapıyorsun? Arkadaşız biz. Yalancı! 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 Gerçekten arkadaşız. Yani kanka. Kardo. Kings. Aynen. Kankubat. Evet, arkadaşız. Niye? Bilmem. Sevmiyor musun Tuna'yı? Yo, seviyorum. Seviyorum da arkadaş gibi. Madem öyle sevgili olun o zaman. Hadi biz ince ince içeri doğru üşüyeceğiz. Buyurun. Yavaş, yavaş. Buyurun. Adana'nın merkezinde buyurun. Evet. Tuna'yla ben evleneceğim. Duydun mu? Tamam. Tamam. Gel buraya. Buraya, buraya. Sen mi yaptın bunları? Sen organize ettin değil mi? Benim duygularımla oynayamazsın, tamam mı? Ben evlenmeyeceğim Tuna'yla, tamam mı? Sen evlen. Michael, ne yapıyorsun? Çocuk da çocuk oluyorsun ya. Allah Allah ya. Yeni gelen çocukların hepsi ilk geceden ağlar. Ama ben ağlamadım. Neden? Çünkü onlar bilirler. Kimsenin gelip onları almayacağını. Ben kabul etmek istemedim. Öteledim. O yüzden annemin gelmediği her gece şuraya bir tane çentik attım bak. Sonra şuradan sona atmayı bıraktım. Ümidimi kaybettim. Mutluluk en karanlık zamanlarda bile vardır. Yeter ki ışığı açmayı unutma. Ne zaman yazdın? Buradan ayrılırken, 18 yaşında. İşte o zamanlardan belliymiş bir yazarın doğduğu. Gölge olayı ne peki? Ben de tam ona geliyordum. Gel. Kafayı yıkat. Burası çocuk olmak için fazla karanlık değil mi? Bayağı bir mesain var. Ne oldu? Çocuklar insan doğası gereği zaman zaman çok acımasız olabiliyorlar. Yetimhanede bunu ikiyle çarptı. Başta sadece sataştılar. Sonra karşılık verince tabii. Sonra? Sonra işte. Gece yarısı yatakhanede uyurken kaldırırlardı, gelip buraya kilitlerlerdi. Şikayet etsem ederdim. De. Adam iskoncuya çıkardı. Onu da kendime yediremedim herhalde. Eminim. Bazen bir kapatırlardı. Geceden. Kapıyı tekrar açtıklarında tekrar gece olmuş. Gün görmemişiz onu ya. Şikayet etseydin keşke ya. İspiyoncu deselerdi. Ne olacaktı ki o çocuk burada nasıl kaldı? Nasıl dayandı buraya? Sabret biraz, bekleyin. Aslında durum gözüktüğü kadar da kötü değildi. Yani... Şuradan gelen ışığı görüyor musun?
Tanıştırayım. Gölge. Memnun oldum. Gölge'yle ilk defa tanışıyorum gerçek manada. Çok bir şeref oldunuz herhal. Memnun oldum. Ya. Yani o senin anlayacağın Gölge kafasına göre takılıyor. Çok dertleşmişliğimiz var abiyle. Anladın mı? Ama o hiçbir şeyden korkmuyor, hiçbir şeyden şikayet etmiyor, mızmızlanmıyor, insanın canını sıkmıyor. İyi bir herif yani aslında. Bir tek kötü tarafı var. Biraz ketum. Ağzını bıçak açmıyor. Sen çok acayip bir adamsın ya. Sen de öylesin. Yani senin anlayacağın benim lakabım Gölge değil. Gölge benim dert ortağım. Ne diyorsun? Tedavisi var mıdır sen? Gerek yok. Hoş geldin. Ayakkabıyla mı gireyim? Gir, gir. Yuh. Böyle bir yerde mi yaşıyorsun? Hı hı. Ana, sabıncak. Çeker mi bu beni? Çeker bence. Bir dene. Neden böyle bir yerde yaşıyorsun ki? Hava mı atıyorsun? Ne gerek var? Benim hiç evim olmadı ki. Yani köklenmek, ait olmak falan çok bildiğim şeyler değil. Yani bırakıp gidecekmiş gibi bir anda böyle. Ne bileyim. Güzel. Güzel aslında ya. Aa. Tetris. Sever misin? Severim. Pazardan almıştım ben de. Şey, Atari var mı? Alabilir misin? Yeni kitabım. Seviyor, sevmiyor. Ne ki bu? Polisiye mi, gerilim mi, nedir? Yani neyle alakalı? Senle. Nasıl gidiyor? İyi. İyi makine yani. İşlemcisi falan sağlam yani. Şey değil. Boş değil. Okumamı ister misin? İstemiyorum. Dersen. İnanır mısın? İnanır mıyım ki? Bilmem ki. Ve sisler içinde o kız çıktı karşıma. Onu gördüğüm anda biliyordum. Bendeki eksik bir şeyleri tamamladığı için değil. Onunla birlikteyken kendimden daha güzel, daha eğlenceli biri haline geldiğim için onu seveceğim. Çok seveceğimi biliyordum. Michael! Dursana bir dakika. Tamam. Anlıyorum. Duygusal olarak sana biraz ağır geldi. Ama gitmesen olmaz mı? Gitmem lazım. Kal. Kalamam. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey olduğu gibi olmasa ve sen bu gece burada kalsan yanımda, sadece yanımda durarak,
ve ben temin etsem seni bir daha asla bu şekilde benim tarafından bir rahatsızlık hissetmeyeceğine dair. Kalır mısın? Neredeyim ben ya? Tuna'nın ini. Manzara güzelmiş gündüz. Bir dahaki geldiğimde oyun oynayalım Atari. Atari çalışıyor mu ki hala ya? Tuvalette misin sen? Niye cevap vermiyorsun? Bak benden önce kimse tuvalete giremez, anladın mı? Benden önce tuvalete gelen insanı ben mahvederim. Duydun mu beni? Neredesin? Nasıl ya? Pardon, Tuna Ertürk'ü gördünüz mü acaba? Maalesef Tuna Bey az önce check-out yapıp ayrıldı. Nasıl yani, tamam mı gitti? Hayır, görmüyorum. Nasıl görmüyorsunuz ya? Yürü. Hoppa! Tuna. Tuna. Tuna yok mu? Az önce eşyalarını toplayıp gitti. Ücretsiz izne mi çıkıyormuş? Ne öyle bir şeyler söyledi. Nasıl giriyor ya? Kimseye haber vermeden nereye gidebilir ki? Tamam, panik yapma. Otoparka indi. Koşarsan yetişirsin. Tamam, koşacağım o zaman. Yiğit Bey, parti süslemelerinden Deniz sorumlu dedi. Araması gereken bir sürü insanlar varmış. Benim de var, benim de gitmem. Hop. Tekrar azar işitmek istiyorsan sen bilirsin. Ama bunu da Yiğit Bey'e sen söylersin. Bir şey söyleyeceğim, parti başka yerde. Ben niye bu balonları burada şişiriyorum? Sorgulama Deniz. Dediğimi yapacaksın. Çünkü parti hazırlıkları burada olacak. Hadi canım. Tuna'ya gelince koşmakla onu durdurabileceğini hiç sanmıyorum. Sen gittiği yerde bulursun onu. Bulur muyum? Sevgili Michael, gidişim ani oldu, farkındayım. Sana bir şey söylemedim. Ama seninle konuşsaydım, gidemezdim. Başka çarem yoktu. Bir süre buralardan uzak kalacağım. İyi de niye diye sorduğunu duyar gibiyim. Makineyi resetlemeye ihtiyacım var. Zira artık makine beni kasıyor. Bir aç kapa yaparsam belki kendime geleceğim. Ha, bir de kendimi aşk için yalvaran bir adam olarak görmekten hoşlanmadığımı fark ettim. Bu oyunda ikiden fazla insan var. Ve ben tüm bu olan biteni algılayıp idrak edebilecek kadar zeki değilim. Bir insanın asıl meselesi amaçsızlık değilmiş. Çok amacının olmasıymış. Sadeleşmem gerekiyor. Hayatla ilgili isteklerimi azaltmam lazım. Ve işler karıştıysa
bir gezginin tek bir çözümü vardır. Gitmek. Yardım edeyim mi? İnsanlar hata yaparlar ve sık sık da pişman olurlar. Hiçbir zaman mutlu olmayacaklarını bildikleri halde hayal kurmaktan vazgeçmezler. Tamam arkadaşım, tamam dedik. Arama ikide bir. Borcun borç. Oğlumla konuştum. Ödeyeceğim borcumu. Bak, beni tehdit etme. Sakın ha! Sakın ha! Kurtulmak için asıldıkları ipin boyunlarına bağlı olduğunu bilmezler. Gece sessizdir ve artık kalbi engelleyecek hiçbir şey kalmamıştır. Gece gibi bir yere gideceğim. Kendimden başka kimse olmayacak. Ve bütün soruların cevaplarını bulmadan dönmeyeceğim. Michael, gün biter, sesler azalır. Geriye sadece yalnızlık kalır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.